gün Amerika'da yaşayan bir akademisyen Deniz Gemlik bir tweet attı. Şöyle bir soru sordu. ABD'deyiz. 5 yıldır aynı evde kiracıyız. Bu sene altıncı senemiz. Toplam beş yılda kiramız yüzde dokuz arttı. Sizin kiranız yüz, beş yılda yüzde kaç arttı? Aşağıda yüzde üç yüzler falan konuşuluyor Türkiye için. Ben kendime sordum bu soruyu. Ben şimdiki evime iki sene önce taşındım. İlk geldiğimde ben ilk kiracısıyım. Evin. İlk geldiğimde ödediğim kiranın iki katını ödüyorum. Yılda. Yüzde yüz. Yüzde yüz. 2000 yılında pardon özür dilerim. 5 yıl önce oturduğum eve göre yani %500 civarında artış var. %500 civarında. Şimdi Amerika'da durum böyle. Türkiye'de durum ne? Bir örnek vereceğim. Bugün emlak sitelerinde gezerken İstanbul'da Kadıköy civarında fiyatı 9 milyon lira olan bir eve baktım. 2 1 100 metrekare. Bina 6 Ocak 2022'de yapılmış. O günden beri bu bina satılmamış. 6 Ocak 2022'de hocam satış fiyatını biliyor musunuz? 3 milyon 650 bin lira. Şubat ayında, Şubat ayının başında 4 milyon 50 bin lira. Yani bu arada 8 Şubat'ta 3 milyon 750'ye çıkmış. Hiçbir şey yok yani. Ondan 2 hafta sonra 26 Şubat'ta 4 milyon 50'ye çıkmış. Durum Türkiye. Mart ayında 4,5 milyona çıkmış. Mayıs ayında 5,5 milyona çıkmış. Haziran 2022'de 6 milyon 250 bin liraya çıkmış. Şimdi bir yıl sonra 7 Temmuz 2023 9 milyon lira. Bir buçuk yılda 3 milyon 650'den 9 milyon. Neredeyse Şu muhtemelen Ağustos ayında güncellenir bu 10 olacak. 3 kat, %300. Amerika'daki arkadaş oturduğu evin 5 yılda ancak %9 değerlendiğini söylerken